Mine, hadi sıra sende. Gökçe hadi. Hızlı ol. Hızlı ol. Ha, yok da. Formundayım. Öküz yavaş. Yarabbim ya. Bu yerler niye kayıyor? Mine. Yardım etsene. Gel. Ha. Bir, iki, üç. Tamam. Ya benim bir çuval daha taşıyacak halim kalmadı. Merak etme. Taşımayacağız zaten. Allah Allah, nasıl olacakmış o? Sen bana ayak uydur yeter sadece. Sinan! Sen crossfit falan mı yapıyorsun? Yo. Bu kaslar Allah vergisi diyorsun yani. Ay şahane. Bence sen bu çuvalları bizden 3 kat daha hızlı taşırsın. Ben bunu duyuyor ve bahsi arttırıyorum. Sinan burnuyla bile 3 dakikada taşır çuvalları. Peki sen ne diyorsun yakışıklı? Sence kaç dakikada taşırsın? Yakışıklı mı? Evet. Evet. Yakışıklı. Kaç dakikada taşırsın? Hemen. Aa, bak 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 bak. Hallet. Koçum benim be, meydan okurucasına gidiyorsun ama siz. Sinan sen çık. Kesin canımızı okuyacak, şahit istemiyor. Alıyorum, alıyorum. Aferin kız size. Çuvalları Sinan'a taşıtmak hiç aklıma gelmemişti. Are you really? Ya ama bak ben demiştim. Sare bizim tarafımızda. Bu kız halden anlıyor. Bize bile isteği eziyet etmez demiştim. Evet. Mineciğim ben iyiyimdir, hoşumdur, tatlıyımdır. Ama ne zaman biliyor musun? Ne zaman aşkım? İşler dediğim gibi yapıldığı zaman. Haydi bir şeyizin başına. Daha hengilim aramayın. Neymiş? Kim ölmüş? Oyun aramayın. Ha. Tamam canım, Allah Allah. Şu an sinirlenmeye ve şive yapmaya hiç gerek yok bence. Hem siz iş yapmayacaksınız hem de ben de sinirlenmeyeceğim, öyle mi? Ya biz işimizi yapıyoruz. Sadece biz bir an önce ekmek yapma aşamasına geçmek istediğimiz için şu an böyle oluyor. Ah canlarım benim ya. Sizin hevesinizi yerim ben. Siz çok mu heveslendiniz? Ama bu işler öyle olmuyor. 10 çuvalı taşımadan ekmek yapıldığı nerede görülmüş? Siz alfabeyi okumaya Z harfinden mi başlayacaksınız ki? Hemen ekmek edeceksiniz. Allah Allah ya, eğer mantık öyleyse Sareciğim, benim şu an değirmende un üretmem lazım. Madem öyle önce başak tarlasına gidelim. Başakları toplayalım, ondan sonra buğdayları taneleyelim. Toz bulutu olup bir bengi yaşamaya ne dersiniz? Aşama kalmaz geçeceksiniz fırının başına. Aa, buradaki bütün çuvallar taşıracak şimdi. Haydi yüklenin çuvalları. Ya nasıl ya? Yerler kayıyor. Evet. O ne öyle? Osman'a verip aldım. Kendi başını mı yedeceksin? Allah Allah. Sen önce bir kendininkine bak. Be o ne öyle? Herkes kendi kalbinin ekmeğini yer der gibi ekmekten kalp yapmışsın. Bunlar seni ilgilendirmeyen detaylar. Ama benimki sanatsal, sanatsal. Hayırdır kızlar? Gene ne hengilin peşindesiniz? Geldi yine şive. Patlamaya hazır ol. Ekmek yapmayı bıraktığınızda hamur mu oynuyorsunuz? Yok Sare ustam. Biz ekmekleri fırına attık. Onların pişmesini beklerken yenilerini yapalım dedik. Hı hı. Hele hele. O garp ne o garp? Herkes kendi kalbinin ekmeğini yer anlamında şey etmiş arkadaş. Sonuçta ustam iyi bir fırıncı her türlü şekli yapabilmeli değil mi ama? Sizin şekli izni ben vereceğim. Siz hiç tasalanmayın. Kokuyu almayınız be, çıkarsanız o ekmekleri. Çıkartıyorum. Sakin olalım. Bak bak bak. Nasıl kızarmış. Nasıl bir sanat eseri yapmışım. Of,
şimdi. Ay. Ne güzel bak, kısarmış. Ha? Senin kalbin ekmeği de ancak böyle yamuk yumuk olurdu. Artık öğle yemeğinde yersin bunu. Ne? Şaka değil mi? Öğle yemeğinde sadece ekmek yemeyeceğim. Yo, çok ciddiyim. Onu yiyeceksin. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Vallahi Sarı ustacığım, bunlar Mine'nin yaptığı ekmekler. Sen bir de benimkine gör. Kesin böyle çıtır çıtır nar gibi kızarmışlardır. Evet, dünyanın en harika ekmeklerini görmek ister misiniz? Bu ekmekler Guinness rekorlar. Yani... O kadar iyi pişmiş ki bu ekmekleri de herhalde fırına kömür olsun diye yaptın. Of ya! Ya ekmek yapmak ne kadar zormuş. Bir daha fırına gidip ekmek istersen fırın küreği olayım. Meğer gerçekten bu fırıncı abiler bize sıcak ekmek verebilmek için ne kadar çok zorlanıyorlarmış da haberimiz yokmuş. Hakikaten ya. Ya Sarı Usta, görüyorsun işte bizden ne fırıncı olur, ne hamur olur. Bizden hiçbir şey olmaz. Sen bizi en iyisi kov. Bizi kov ya. Aşk olsun. Elemanların patronlarını kovdu. Nerede görülmüş? Hayatta kovmam sizi. Hadi çalışın patroncuklar. Sarı Ustam, biz öyle patronluk taslayan bir aile değiliz. O yüzden elemanlarımızdan kovulmak koymaz bize. Patronlar, çalışın dedim. Of! Aç hadi aç. Aşkım. Ah senin aşkım diyen o dillerini yerim. Emme senin önce bir o fırından arkana bile bakmadan çıkman lazım. Ya biz de çok isterdik ama niye ki? Niye olacak ya? Yani Emin'le sizi görmeye geldik de ondan özledik de yani. Başka bir şey yok. Ya tamam ben bir sorayım sana haber ederim tamam mı? Tamam. Şey Emin de gelmiş mi? Ha aşağıdaymış. Usta. Sevgilin mi? Evet. Ya biz bir 5 dakikacık gidip gelebilir miyiz? Olur olur da bu Osman, o ünlüsü olan Osman mı? Evet o. Sen nereden tanıyorsun? Biz eskiden... Ay çok yakışıklı değil mi ya? Onun öyle maviş maviş gözleri, uzun uzun kirpikleri, küçücük dudakları var. Eskiden daha yakışıklıydı ama... Neyse tamam hadi ben tutmayayım sizi. Şey ustam, ama babama söylemezsin değil mi? Yok yok, aramızda. Oh sen... be! Bir tanesin sen. Ne hal ya? Beyaza dönmüş bunlar. Nurendi, bunlar amcaoğlu. Kardan adam olmuşlar, kardan adam. Ya Nurendi, tabii tabii canım Nurendi. Hepsi sizin yüzünüzden. Sizin yüzünüzden saçlarımıza ait düştü. Eğer siz sahte rapor hazırlamasaydınız, biz şimdi fırıncının kızına mahkum olmayacaktık. Bende şans olaydı da zaten. Ha? Ha? Ne, ne dedin efendim? Yani şey, yok değil mi içeride bir sıkıntı falan bir şeyler yani? Hiçbir sıkıntı yok gerçekten. Siz bizle dalga mı geçiyorsunuz ya? Sizin yüzünüzden okuldan atıldık. Fırın küreği olarak fırında çalışmaya başladık. Osman. Osman. Ya ben kime diyorum? Sarmadı herhalde hayat hikayemi. Yok ya sen anlat böyle iyi olayım. Ya ben seni. Ben seni. Gökçe. Gökçe dur 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 lan. Ha geldi geldi bizim ruh hastası. Biz çalışmaya dönsek iyi olur. Yok yok çağırmaya gelmedim sizi. Siz nasılsınız çocuklar? Görüşmeyeli neler yapıyorsunuz? Aa Emin'i de mi tanıyorsun? Tabii canım. Ordunun bu iki yakışıklısını bilmeyen mi var? Tatlım yakışıklı derken? Hı hı. Az can yakmadılar zamanında. Ordu'da kız kalmayınca sıra size gelmiş sanırım. Ay yok. Emin o defterleri çoktan kapattı. Değil mi aşkım? Evet sevgilim asla biliyorsun ya. Yani. Asla. Sen Osman, sen kapatabildin mi eski defterleri? Kapattım kapattım. Hem de bir daha hiç açmayacağısına kapattım. Sağ olsun benim kenafir gözüm bana aşkların en güzelini yaşattı. Ne duruyorsunuz burada? Hadi içeri işinizin başına. Merak etmeyin. Ben uğurlarım sizin yakışıklılarınızı. Ben de arabaya biniyorum o zaman. Siz hadi. Sağ ol. Gel buraya. Hadi hadi.
var be Osman? Ne çabuk unuttun bu kapıdan egzoz patlata patlata, müzik dinlete dinlete geçtiğin o günleri. Bak Sareciğim, sen de olsa niye edersin? Çünkü ben çoktan unuttum gitti, tamam mı? İnsan ilk aşkını bu kadar kolay unutabilir mi? Sare, ben sana hiç aşkım demedim. Hiç aşığım da demedim. Biz sadece sen de böyle bir iki gün gezdik, tozduk, eğlendik. Tamam mı? Ha. Eğer bununla ilgili Gökçe'ye bir şey diyecek olursan... ...o zaman külahları değiştiririz, anladın? Hadi eyvallah. Ama sen hayırdır ya? O zaman birazcık da senin külahını takalım Osman. Ne olacak ki?